Başkanım, iyi misin? İyiyim, iyi. General bombayı gönderdi mi? Rauf'u bildirdiniz, araca yerleştirin. Samson! Rauf be kaç! Kimse ateş etmesin! Sakın ateş etmeyin! Ateş etme! Kimse ateş etmesin! Hamit koş, durmayın. Git Bekir'e Bereli'nin ben olduğumu söyle. Söyle gelsin. Bana güveneceğim silahlı bir destek lazım. Samson! Adamlarla söyle araçlarına binsinler, sınıra doğru gitsinler. Araçlara çekil! Hemen! Rauf Bey. Kemal sende. Tanrım seni. Kemal Bey. Kemal Bey. Bak. Kemal Bey. Kurt kocamıştır. Hem Kıbrıs hem KGB ile Ankara'da yaşanan gelişmeler teşkilata zarar verme noktasına geldiğinden emekliliğim kaçınılmazdır. Arz ederim. Aziz sonrası KGB ve daha birçok örgüt, teşkilat misilleme peşinde olacağından ortadan kaybedilmem Ankara'nın sükuneti için de zaruri olacaktır. Gel. Efendim, Rauf Bey meselesi içeride öğrenilmiş. Devlet ana demişler, baba dememişler. Anadan bir şey saklamak pek kabil değildir. Birazdan Rauf Bey takas edilecek. Eğer sağ salim kurtulursa bunu tarihi yazmayacak. Anamız da bilecek ama bilmezden gelecek. Şayet bir aksilik çıkarsa ailenin huzuru ve kardeşlerin selameti için birinin kapıya konması lazım. Benden habersiz Rauf'u almanız kabul edilemez. Bu meseleyi Atina'yla görüşeceğim. Atina için Nikos senden daha vazgeçilmez olabilir. Dikkatli ol. Haddini bil. Gel. İstihbarat gerekli sözeltiyi sağladı. Kağıt okunabilir halde. O ne? Bereli'nin ölmeden önce İngilizlere gönderdiği mesaj. Bunu nasıl ele geçirdiniz? Yeni ajanımız Miss Sandy.
Yıllarca Yunanistan'da Bulgar kimliğiyle ajanlık yaptım. Bir grup asker bir junta oluşturup Kral Pole ve hükümete karşı darbe yapmak üzere CIA tarafından yetiştirilmiştir. Söz konusu junta Ergeç Makaryos'u da devirip yerine kendi komutanlarını getirecektir. Bu çok büyük bir istihbarat. O halde bu adada olmama ve bunun İngilizlerin eline geçmediğine şükredin. Bunu kadından nasıl aldınız? Kadını salıyoruz. Türk tarafında bizim için çalışmayı sürdürecek. Bundan sonra Bereli'nin yerine gönderilecek yeni isimleri daha adaya adımını atmadan bize bildirecek. Samson'u alacak araçlar sınıra yaklaşmış. Türk tarafına geçmek üzereler. Hazırlıklar yapılsın. Samson bir kahraman gibi karşılansın. Serbestsin. Niye? Bize dışarıda daha faydalı olacakmışsın. Ne oldu? Artık dışarısı içeriden daha mı zor? Bir saat oldu sınıra giremedik. Bunlar bizi dolaştırıyorlar Bekir. Bir hesapları var. Conde basa sinora. Perinera via tairi dietinistodo. Elifti. Ο συνταρματάρχης Γρίβας έδωσε εντολή ώσπου να φτάσει στην πράσινη ζώνη να αργοπορήσει τη συνοδεία. Ελήφθη. Kemal Bey'im kalk. Kalk iyi misin Kemal Bey? Of. Kanamam var beyim. Çok kötü kanamam var. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hadi kalk. Beyim. İyi misin? Bomba. Bomba mı? Beyim. Rauf Bey'in aracının altına bomba yerleştirdiler Hamit. Ne? Sınırdan sonra patlatacaklar çabuk. Beyim kanamam var. Hadi çabuk. Hadi. Hadi. Evleri aramaya devam edin. Saksı Pandu. Uzak tespit olamazlar. Siz. Buraya. Kafe Gonia. Kafe Gonia psaksa olla tasmit ya. Siz benim dedim. Enna enna hadi. Bu mahallede herkesin adına bakacak. Gördünüz mü? Anne, anne buldular bizi. Ne yapacağız? Uzaklaşmış olamazlar. Onu içerse bugün bulunacak. Duydunuz mu beni? Tarafa bakın. Hadi. Samsun'un eserleri bugün bulunacak. Gel benimle. Her yere bakacaksınız, duydunuz mu? Her yere bakacaksınız! Thank you.
Nikos'un gizli bir planı var mı? Sence? Hanıma bir araç gönderin. Rauf Bey'in hanımının yanına geçsin. Rauf Bey'in hanımı, çocukları Ankara'da değil mi efendim? Siz iletin, o anlar. Allah bugün o yanımızda olmadan Rauf'un çocuklarının yanına bizi çıkarmasın. Doktor Küçük'ün aracı bu. Dur. Başkanım. Rauf'u taşıyan araç geri dönecek. Tur tarafına geri döndüğünde mandalına arka arkaya 3 kere bas, bırak. Araçtaki bomba bunun kalanındaki başka bir tesise bağlı. Ne kadar kalabalık, o kadar iyi. İyi başkan değilsin. Alacaktın cemiyetini. Gidecektin Türkiye'ye. Kafan karışmış senin. Burası Türkiye. Antik Yunan var olduğu için Avrupa medeniyeti var. Ve Avrupa var olmaya devam ettiği sürece bize borçludur ve telifini ödeyecektir. O yüzden Birleşmiş Milletler'e boş yere gidip gelme. Torun dedenin kulağını çekemez dersin ha? Şurada bir avuç insansınız. Bindirelim sizi gemilere. Gidin Anavur'da güzel güzel limon yetiştirin. Temel bir gün bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız ile uçakta gidermiş. Ha, bilirsin sen bunu. Duymuşluğum var. Hiç düşündün mü o uçak neresidir? Anadolu. Fransızı da, İngiliz'i de Kurtuluş Savaşı'nda toprağıma musallat olmuş emperyalistlerdir. Temel her seferinde lafıyla döver onları. Milli mücadele döneminde olduğu gibi. Peki neden uçakta Yunan yoktur? Davul bile dengi dengine çalar be Niko. Hazırız. Rauf daha çok hazır. Thank you.
Buyurun alın başkanınızı. Samson'la beraber karşı tarafa sıçacağını sanıyordum. Kemal müsaade etmedi. Takası durdurun. Rauf Bey'in aracında bomba var. Ne? Kahretsin. Bereli'ye haber verin. Bak yaşadığını biliyorum. Zamanı değil. Başkanım acil durum. Rauf Bey'in aracına bomba yerleştirmişler. Gidelim. Durun Sayın Bakanım. En güzel kısmını kaçıracak mısınız? Birazdan Türk tarafında havai fişek gösterisi var. Başkanım, iyi misiniz? Beyefendi, yaşıyor mu? Yaşıyor başkanım. Başkanım, geri dönüyoruz. Araç bin. Geri dönüyoruz. Araç bin. Rauf Bey'i o arabadan çıkartın. Ancak bu tarafa geldiğinde soker alırız. Geçmelerini bekleyip bu tarafta patlatacaklar. Ver şunu. Bereli. Bereli beni duyuyor musun? Konuş. Rauf Bey'in aracında bomba var. Bizim tarafa geçince uzaktan kumandayla patlatacaklar. Uzaktan kumandalı bomba yok ellerinde. Olsaydı şimdiye kadar ele geçirdiklerimizin içinden çıkardı. Kısa menzilli kumandalı bomba yapmakta ne var? Aynı frekanstaki iki telsiz bile işlerini görür. Bana da yap o zaman. Sözüm olsun. Telsizden başka ihtimal düşük. Onun da kumanda menzili çok düşük olur. Sınırı geçtikten sonra patlatacaklarına göre sınıra yakın biri talimatlı olmak durumunda. Tamam. Onu bulup yok etmemiz lazım. Sınıra iyice yaklaş. Karşı tarafta detay görmem imkansız. Tamam. Dikkatli ol. Her detay önemli. Tek telsizli olan. Kapının arasından bakan. Adam olmalı. Başka yolu yok. Çıkarmamız lazım acil. Varol durma! Şöyle uzaklaş! Bas! Kemal kardeşim ne yaparsın? Araca bağlı bomba var Rauf Bey. Kalabalığın içinde patlatacaklar.
Açık bir yöntem var. Atlayın. Kendinizi kurtarın. Benimle beraber ölmeyin. Halkın seninle gurur duyuyor. Polis takimata! Ah Kemal kardeşim. Bu ikinci canımı kurtarışın. Sana iki can borç. Bir Samsun ikini versen gider. Birilerinin yaşaması için birilerinin ölmesi lazım dedin. Bir şey deme. Değişemez. Dervişim, oğlumuz melek oldu. Onu sakın gücendirme. Bugün burada, evinden, damından olmuş bunca sabi, anasıyla, ninesiyle koyun koyuna yatıyorsa, sayende oğlum, sayende. Oğlum benim. Anam benim. Thank you.
Eline sağlık Kemal Bey. Büyük iş başarmışsın. Mücahitler yolda anlattı durdu. Seni de hanımına çocuğuna böyle kavuşturacağız Kemal. Söz. Kemal Bey, senin kafana göstermek icap eder. Canım bir müsaade et, ben bir bakayım bari. Yaralarım tesellimdir. Kendime ve acizliğime küfrederken en azından onlar karımla çocuğumu geri almak için bir şeyler yaptığımın nişanı. Kimseye değil, kendime. İngilizlerle konuştum. Senin çocukları da bugün Ankara'ya naklettirebiliyorum. Sağ ol doktor. Onlar da herkes gibi zaten. Ankara'da biliyormuş. Benim hanım zaten hastaydı. Ameliyat olması lazım. Keşke daha önce yollasaydım. Hadi vedalaş Rauf. Başkanım, sizinkileri de bir an önce yollayalım. Daha önce söylediğim gibi, düşmana karşı zafiyet yaratıyorlar. Londra'ya göndereceğim. Oğlum, hadi annenle kardeşlerinin yanına geçelim. Ha? Ayrılık vaktidir. Baba, ne olduğunu anlatacak mısın? Yok bir şey oğlum. Yok bir şey. Başına bir şey gelmedi, değil mi baba? Yok oğlum, yok. Ben kardeşlerinle, ananla aynı masaya oturamadığıma yanarım. Kardeşlerle masal anlatamadığıma üzülürüm. Ben bunlara yanarım. Büyürsünüz be evladım. Sen hiç üzülme. Masaldaki kahraman hep babadır. Hayır. Oğlum benim. Aslanım benim. Burada ayrılık yoktur. Tamamdır. Tamam baba. Aslanım. Rahim aslanım. Hadi, hadi. Gel. Kız kardeşinin selamı var. Yanındaki olan sevgilisi. Çok sevdiğimiz bir dava arkadaşımız. Onu rahat bırakacağınızı söylemiştiniz. Söz vermiştiniz. Rahat işte. Bak gülümsür. Aşk insanı ne kadar mutlu ediyor. Diğer kardeşlerinin de böyle mutlu olduğunu bilmek istiyorsan bana Türk tarafından bu geceye kadar bir bilgi getireceksin. Karşılığında diğer kardeşinin gülen yüzünü garanti ediyorum sana. Aile önemli. Sağlıkçı dostlarımıza yol verin. Hadi acele edin. Alo. Libero görüşmek istiyor. Ne demek yok? Yahu ne demek yok? Yakınım kayıp diyorum. Bu ne gevşeklik? Hanımefendi bana Şefia'da efsaneyi bulun. Derhal. Bu kaçıncı not bırakış? Ankara'nın her neresindeyse bulun bana dönüş sağlasın. Sayın dinleyenler, sıradaki haberimiz bir firar olayı ile ilgili. Dün gece saatlerinde Bursa cezaevinden gerçekleşen firar sonrası firari şahsın kimliği belirlendi.
emniyet güçleri eşkali belirlenmiş şahsı arayışta. Emniyet güçlerinden verilen bilgiye göre İstanbul-Ankara karayolları sıkı denetim altında. Benim bir numarayla İvedilik'le görüşmem lazım. KGB ile mücadelem Cumhuriyet'in yaşı kadardır. Boş laf mı ediyorum burada? Beni öldürecekler. Ziyanı yok. Bulmaca çözerken ölmektense görev başında düşmem daha evla. Ama devlet zarar görecek. Pekala. Ölmezsem hafta sonu görüştürürsünüz. Ben size yaşadığımı haber veririm. Gel. Efendim, müsaitseniz Kıbrıs'ı bağlıyorum. Saatlerdir size ulaşmaya çalışıyorlar. Bağla, onu da bağla. Bekliyorum. Bağla. İstediğin oldu. Rauf Bey kurtuldu. Resmi tarih bunu yazmayacak. Seni Kıbrıs'a göndermelerini ben söylemiştim. Kimseye de kızamıyorum. Ahım mı tutmuş diyorsun? Tek bildiğim, yorulmuşuz be çocuk. Ben bir döneyim de seni kaplıcaya götüreceğim. Bir hafta yan gelip yatarız. Tavla oynarız. Ne diyorsun? Ayşe nerede? Evde değil. Hastanede değil, annesinde değil. Beni nereden aradı dün gece? Ay, sesinden anlaşılıyordu, bir tuhaflık var. Bereli'yi deşifre etti. KGB de onu. Ne? Oraya geliyorum. Sakin ol. Onu aldıklarını söyleme bana. Ben aldım, gizliyorum. KGB? Ajanlarım Ort. Adamlarının kaybolduğunu fark ettiklerinden olacak. Ayşe'yi takip ettikleri için aradıklarının onda olduğunu öğrenecekler. Aynen öyle olacak. Üstüne Bereli'nin ölü ya da diri sen olduğunu anlayacaklar. Beni Bursa cezaevinden kaçır. Bu sabaha karşı kaçtın. Halep hazır. Az sonra onları tanıştıracağım. Kimmiş? Ben tanıyor muyum? Hayır, kimsenin ağzını burnunu kırmak istemiyorum. Özellikle kendi teşkilatımdan. Tatsız olduğunun farkındayım ama baştan düşünecektim bunları. Gel. Halep Ayşe ile tanışmaya hazır. Benzeyecek mi? Ankara'lı kadar yakışıklı değil. Zaten onun kadar yakışıklı ajan olmaz. Sen filmlere bakma. Eyvah, eyvah, eyvah. Yanıyor mu çocuk? Daha beterdi şimdi iyi. Sen nasıl çıktın lan iğne kabuğundan? Onda iğne kabuğu mu? Gel bakayım buraya gel. Derviş amcan seni ne özledi. Sen sayıklıyor musun acaba? Ne mandacısı anlat bakayım bana ha? Seninle ben Sabiha Şaman iğne kabuğu gibi olmuştu. Rüya mısın sen? Hayır, gerçeğim. Annem ve ablam nerede? Onları gördüm. Çok iyiler. Sana da çok selamları var. Yarancı! 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 Yarancı, rüyasız sen. Dur, tamam. Gerçek olsun. Onlar görürsün. Bunlar dur. Sonra ben getirsin. Git, gitsin. Git, gitsin, gitsin, git. Tamam, 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 bir şey yok. Gerçek olsa onları görsem bırakmaz mı? Sen ve ben geçirsin. Git, gitsin, git. Özür dilerim yavrum. Git, yabancı. Sakin ol, ne olur, git. Bir şey yok. Sen ve ben geçirsin. Git, gitsin. Özür dilerim. Yabancı, git buradan. Git. Özür dilerim. Gel oğlum, gel.
Gel aslanım benim. Gel. Gel. Dur, tamam. Bir şey yok, tamam. Geç otur şuraya. Şimdi anladın mı Kemal'in yanına neden gitmek istediğimi? Oradaki açlığa, gamsızlığa rağmen. Ha? Yavrucak yırtınıyor. Rüyalarında anasını babasını görüyor. Uyanmak istemiyor. Hakikatte hüsran var. Neden uyansın? Sen olsan uyanmak ister miydin? Yanımdaydılar. Beraberdik. Kurtaramadım onları. Ben de elimde tutamadım be oğlum. Söküp aldılar o gece. Demek gücümüz bu kadarmış be oğlum. Acizimizi kabul edip ne yapabiliriz? Neyi becerebiliriz ona bakacağız. Neyi? Sevdiklerimizi koruyamadıktan sonra. Kardeşim, hoş geldin. Doktor Küçük çağırtmış. Bugün mühim toplantı varmış. Devlet yapısı kurulacak diyorlar. Kıbrıs Türk Devleti'nin temelleri atılacak. Kardeşim, tarihe tanıklık ediyoruz. Beşer. Öleceğini bilen tek canlı ya. Bu aciziyetle yaşarken hep içinde bir ufte var. Tarih yazılırken orada olmak. Beşer dediğim mahluk adam olmaz yakışıklı. Ben ondan umudu kestim. Bak ne diyeceğim. Her şey yoluna girince sana bizim radyoda sabah programı mı yaptırsak? Her şey yoluna girecek mi? Senden bir ricam var. Derviş bugün babamları Hamitköy'den getirecek. Ben onlara yer bulana kadar burada kalabilir miyiz? Sen kaç gecedir gelmiyorsun da haberin yok. Gel.
göçmenler. Radyoda anons ediyoruz. Herkes döşek yettiğince evine alsın diyoruz. Çok iyi düşünmüşsün. Senin oda boş ama. Eşyaların, yatağın. Kardeşim, alın yavrularınızı geçin, rahat edin. Sağ olun, Allah razı olsun. Özür dilerim. Niyetim eşinize zarar vermek değildi. Korkmuştuk. Biz o öyle bağırıp çağırmaya başlayınca ben ne yapacağım bilemedim. Başka çarem yoktu. Özür dilerim. Polisi arayacağım. Hayır ne olur. Bakın bir dinleyin, ben anlatayım mı kendimi? Dinleyecek bir şey yok. Gözümün önünde hamile arkadaşımı öldürdüler. Evimi yaktılar, yıktılar, geçtiler. Biz günlerce kızımla despotanede kaldık. İşkence seslerine maruz kaldık. Kızım bitlendi, zatürre oldu. Yapma, ne olursun, ben kızımı bir daha oraya götüremem. Yapma, yapma. Alo? Bir kadın, bir kız çocuğu bu kadar silahlı adamın elinden kaçıyor. Sonra gidip kendi topraklarımızda yüzlerce askerimizin, binlerce vatandaşımızın arasında saklanıyor. Ne boyu bizim, ne siz askersiniz, ne toprak, ne yurttaş. Hiçbiri. Sizi inanmış biri komuta etmediği sürece ne halk, ne siz beş para etmezsiniz. Etseydiniz bin yıllık Helen toprağında şimdiye kadar Türklerle evcilik oynamazdınız. Sizin canınız bile kıymetsiz. Yürü! Git şuraya! Aç sandığı. Ver ortadakini. Sizin bütün işiniz yakıp yıkıp yağmalamak. Değil mi? Herkese haber verin. Halka da. Kadınla çocuğu bulan bu ganimetin sahibi olacak. Size öfkelenmenin de bir manası yok. Öldürmenin de. Siz bu topraktan beslenen zavallı solucanlarsınız. Sizden fazlasını beklemek hata. Çekil! Çıkıyorsun. Nasıl? Hemen mi? Nişanlı, tanıştırayım. Anlamıyorum. Al. Malzeme burada. Şimdi nişanlını kendi elinle yap. Sonra buradan el ele tutuşup çıkın. Sonra ne olacak? Nişanlın Bursa cezaevindeydi. Hasret çekiyordunuz. Belli ki senin için firar etti. Şimdi el ele yurt dışına kaçacaksınız. KGB'de nişanlım bir eli olmadığından emin olacak böylece. O ne kadar iyi rol yaptığınıza bağlı.
Halep operasyonundan sen sorumlusun. Halep'e mi kaçacağız? Yok, Stockholm'e. Nişanlım birkaç yıl önce bir başkası için aynı numarayı Halep'te yapmıştı. Nasıl, anlamadım. Başka birinin kocası yerine geçerek mi? Bir Arap prensesin. Bunları sana neden anlattığımı anladın mı? Aynısını o da yaptığı için rahat etmemi sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu arkadaşın senin nişanlın olduğunu, hasretinizden prangalar eskittiğinizi, çılgın aşıklar olarak her şeyi göze alabileceğinizi KGB'nin gözüne sok. Yeteri kadar açık oldu mu? Takın lütfen. Hafif geriye ve yana taramanız gerekiyor. Yok, öbür yana. Vatka lazım. Omuzlar daha geniş durmalı. Sonunda iyi bir haber. Pusulan. İlaç gibi geldi. Sen bilediklerini yaptım, saldılar. Tamam. Bana bir not ilettiler mi? Öldüğünü düşünüyorlar. O zaman beni niye saldılar bilmiyorum. Türk istihbaratından korkuyorlar. Bereli yalnız değil sonuçta. Ondaki bilgiler teşkilatta da var. Sana bir şey mi yaptılar? Yapmışlar. Bana bak. Ne oldu sana? Çok korkuyorum. Neden? Bana eziyet etmek senin hoşuna mı gidiyor? Anlamadım. Bana ne mi oldu? Sen farkında değil misin bana ne oldu? Çok kötü şeyler oldu. Ve çok kötü şeyler olurken ben... hiç aşık olmamam gereken birine aşık oldum. Açmak zorundayım. Alo. Benim. Bekler misin? Mesele çok önemli. Yalnız konuşmak durumundayım. Bir yere gitme. Zorunda olmasam yapmazdım. Beklemeye tahammülü olmayayım mesela.
İyi misin? Evet. Sen? Ne diyorlarsa harfiyen yerine getir. Bana çok kızmışsın belli. Burnumu soktuğum için. Seni tehlikeye attığım için. KGB sevdiklerinin karşılaşmasını isteyeceğin tipler değil. Özür dilerim. Sevgilimin bir kahraman olduğunu, orada binlerce insanın canını kurtardığını bilmek istedim. Bunun için ısrar çekiyor olmak düşüncesi kolay geldi. Seni bu işten kurtaracaklar. Sen de daha evvel başkalarını kurtarmışsın. Halep'te. Özür dilerim. Özledim. Sana dair her hissiyat İslam kuvvetinde şu an. Şimdi kadın çok mu güzeldi diye düşünmeden edemiyorum. Güzeldi. Şimdi öyle. Seninle işine dair konuşmak korkunçmuş. İlk defa başıma geliyor. Son olmasını çok isterim. Bir daha lütfen Kıbrıs'a dair hiçbir konuyla alakadar olma. Sen değil. Biz sen değil. Seslendim, duymadın. Korkutmak istememiştim, özür dilerim. Benim biraz sinirlerim bozuk. Kusura bakmayın lütfen. Ya, tamam. Gel. Seni hallettim. Ama başımıza daha büyük dertler asıyordun. Bir daha emir dışı hareketinde seni İngilizlerden kurtarma. Bu ilk olmaz Sayın Cumhurbaşkanım. Ben daha önce Enosis için İngilizlerden iki kere idam cezası aldım. İkisinde de tarafımızla kurtarıldı. Beni kimin kurtardığını biliyorum. Atina'nın talebi üzerine Amerika. Daha doğrusu CIA. Sayın Cumhurbaşkanım, eğer İngilizler üzerinde ipten adam alabileceğinize inandığınız bir gücünüz olduğunu iddia ediyorsanız, biz size mani olmayalım. Onu şimdi de kullansanız hiç fena olmaz. Her savaşta aynı şey oluyor. Siz askerler olmazsanız işler yürümez sanıyorsunuz. Oysa savaşları kazanan ya da kaybeden politikacılardır. Siz ölmek için varsınız. Bugün Bereli ile işbirliği yapıp beni kurtarmışsın. Bereli ölmedi mi? Kemal kardeşim, anla bizi. Saklamak mecburiyetindeydik. Hala öyleyik. Yoksa orada sen de ben de ölürdük. Samson da ölecekti. Sen Samson'dan kıymetlisin. Ben de. O katil ortada can alıyor, eziyet çektiriyor. Ortadan kalkması zaruri. Bahası neyse. Samson can alırken sen kaç kişinin canını kurtardın, haberin var mı? Göç yolundan kaç kişiyi ölümden döndürdün? Onlardan bir tetikçi ölürken yerine yenisi gelir. Ama senden gelmez. Bundan böyle et ve tırnak gibi olacağız. Hı?
Doktor Küçük'le sana bir teklifimiz vardır. Samson'dan bir şey öğrenebildin mi? Ne konuştunuz? Samson ruh hastası bir faşist. Ölmekten, öldürmekten başka konuşmalar bir yere varmaz. Belki beni şimdi daha iyi anlamışsındır. Karımla çocuğumun o hastanın elinde olması nasıl bir azap? En azından yaşadıklarını biliriz. Şu ana kadar alınan esir sayısı 700 civarı. Sadece 534'ünü kabul ettiler. Aldıklarının 150'den fazlasını öldürdüklerini mi söylüyorsun? Başkanım, misafirlere geldi. Hello Müfşa. Meruklane Hekse. Sen de gelsene. Siz tanışıyorsunuz tabii ama daha yakından tanışmalısınız. Beraber büyük işler başaracağız eminim. Doktor hanım, şükür kavuşturan ha. Sayın başkanım. Burada olacağını bilmiyordum. Benden bir daha kaçma. İstediğinde beni bulabileceğini biliyorum. Müfettiş bey, siz tanışır mıydınız? Aman efendim, ben Mesude için geldim Kıbrıs'a. Gerçi böyle olacağını bilseydim iki kez düşünürdüm. Ah, ben de bilseydim böyle olacağını. Karımla kızım sizinle birlikteymiş hastanede. Öyle mi? Hemşire miydi eşiniz, doktor mu? Kim? Esir. İnci'nin mi eşisiniz? Müge'nin babası. Allah size öyle bir lütuf bahşetmiş ki müthiş bir hanımınız var. Size sormam gereken çok şey var. Missen diye de Rum tarafına gidip geldiğinizi biliyorum. Onlara ulaşmam için bana yardım edin. Elimden ne gelirse. Beni oraya geçirin. Artık eskisi kadar kolay değil. Her geçişimizde ambulansı didik didik arıyorlar. Hanımlar, beyler. Buyurun. İşimiz çoktur. O zaman onlardan haber getirin bana. Sus. İlk isim bu olacak. Sağ olasın. Anneciğim. Komşularımız vardı. Beraber büyüdüğümüz, ta çocukluktan evlerinden sürükleyip götürdüler. E o kacı denilen o çapulcular götürdü. Ya despot hani ya da... Burada saklanamazsınız. İzin veremem. Sizden tek bir şey isteyeceğim. Beni Kızılaç Merkezi'ne götürün ne olur. Orada güvendiğin kim var? Despot haneye gelip giden bir kadın vardı. Eoka'ya kafa tutan sendiydi adı. Ona ulaşırsam belki karşı tarafa kocamı ona haber gönderebilirim. Olmaz. Annem sen iç, iç sen. Arabamda esir taşıdığımı anlarlarsa bizi de öldürürler. Bakın yalvarırım size, ne istiyorsanız yaparın. Bizi buradan gönderdiğiniz an bulurlar. Ben yakalansam bile kızım kurtulur en azından. Acil bir mesele var. Miss Sandy ile size bir şey açıklamak zorundayız. Hususi bir toplantı dediniz ama kendisiyle başlayalım. Biz sonra devam ederiz.
Artık Türklerin arasında çok güvendikleri bir ajanımız var. Miss Sandy. Yol ederiniz mi Türk tarafına? İşlerindedir. Rauf saldırıdan kurtulmuş. İlk estiği haber bu oldu. Bunu biz de öğrendik. Önemli bir bilgi değil. Sandy'ye güveniyorsunuz yani. Öyle mi? Biz değil. O kendine güvenecek. Eğer yanlış bir şey yaparsa kardeşlerinin acı haberini alacağını çok iyi biliyor. Sandy'yi bu tarafa çekin. Ona sormak istediğim özel şeyler var. Çekmemize gerek yok. Akşam kendi ayaklarıyla gelecek. Türk tarafından ne konuşulduysa hepsini tek tek anlatacak. Kızılaç'ta görüşülen önemli bir konu var. Kanlı Noel gecesi Rum sağlık personelinin Lefkoşa Genel Hastanesi'nde yatmakta olan Doktor Mesude'nin 21 Türk hastasını katlettiği söyleniyor. Hasta ve savunmasız 21 kişiyi yataklarında. O zaman şehitlerimizin bedenleri nerede? Çok acı. Boğazları kesilmiş. Cesetler bir kamyona yüklenip kuzey tarafında bir domuz çiftliğine götürülmüş. Doğrama makineleri. Alçaklar! Katiller! Siz bunları nereden öğrendiniz? Martin Packard adında bir İngiliz deniz subayı komandör var. O araştırmış. Birleşmiş Milletler'e giderken o belgeler benim çantamda olmalı. Şımarttıkları sözde Helen medeniyetinin mirasçıları Türklere soykırım yaptıklarını kabul etmezler. Onları hepsini gözlerine sokmalıyız. Rum tarafına geçeceğim bugün. Kızılaç merkezine gideceğim. Elimden geleni yapacağım. Siz hala o tarafta serbestçe gezebiliyor musunuz? Cesaretiniz için tebrik ederim. Keşke her barış görevlisi sizin gibi olsa. Size müsaade o zaman. Müfettiş Bey, telefon Ankara'dan. Müsaadenizle. Allah'ın yanınıza açık olsun. Hadi sağlıcakla olsun. Çok teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. Siz sağ olun. Yenge çok çok teşekkür ederim. Ebru. Gelmek isterseniz bir yolunu buluruz. Lefkoşa çok kötü diyorlar. Hasan babasız, dedesiz kaldı. Bir de açlıkla, soğukla mücadele edemeyiz. Gücüm yok. Siz ne zamana kadar burada kalacaksınız? Sonrası ne olacak? Bilmiyorum. Diğer insanlar ne yapacaksa biz de onu yapacağız. Hadi babam. Olmaz. Bu Hasan için. Bak benim babam var, abim var, derviş var. Lefkoşa'ya gelirseniz bizi bulun. Rauf Bey'e ulaş. Hadi kalın sağlıcakla. Sen ne duruyorsun, binsene. Ben bir boğaz daha yük olurum size orada. Allah Allah. Gel buraya gel. Gel gel. Ya gel gel. Hadi sen sınavı çoktan geçtin, atla bakayım. Hadi. Bu zamanda utanan insan bulmak çok zor. Sen artık bu ailenin oğlusun.
Bana bak. Ağlıyor mu lan? Sakın. Sakın sen delikanlısın ha. Keşke babam sizi tanısaydı ya. Yani bu kadar iyi insanlara emanet edildiğimi bilseydi keşke. Çıkıyoruz birazdan. İyi dinle beni. Operasyonu anlatıyorum. Ortaya çıkabileceğin her yerde KGB seni bekliyor olacak. Bana ne yapacaklar? Açılacaksın. Ama onlar tarafından değil. Hapisten firarın nişanlının tarafından. Tüm bunları görüyor olacaklar. Benim neye benzediğimi çok iyi biliyorlar. Gerçekten hapisten kaçtığıma, gerçekten Ankara'da olduğuma ve seni kaçırmak için geldiğime emin olacaklar ki peşini bıraksınlar. Yerime geçecek adamı tanımıyorum. Ona güvenebilirsin. Ama bu döndüğümde onun ağzını burnunu kıracağım gerçeğini değiştirmiyor. Neyse. Kaçacaksınız. Böylelikle bereli olduğuma dair şüpheler bitecek. Niye bitsin? Kıbrıs'ta ölü göstermiş olabilirsin kendini. Ondan sonra Ankara'ya gelmiş olabilirsin. Bu bizim aklımıza gelmemiş olabilir mi? Çok kabısın. Mesai arkadaşın olmayı gerçekten istemezdim. Ya ikimizi birden kaçırırlarsa? Sizi izleyen sadece KGB olmayacak. Nişanlım beni nereye götürecek? Hava meydanına. Gerçekten Stockholm'a gitmeyeceğiz herhalde ailemin adamıyla. Yalnız olsan göndertirdim. Gerçekten gülme. O kadar kızgınım sana. Gitmeyeceksek ne olacak? Gerisini bilme. Dağlar oynamaz. Benim toplantıya dönmem gerekiyor. Böyle kızgın kapatma mı? Kızgın olmamı, çok daha kötü şeyler yapmama tercih edersin. Emin ol. Allah'a emanet ol. Evet. Yeni bir ülke kurarız. Kolay değil. Kızım yazdın. Sosyal Yardım Dairesi, Levazım Merkezi, Lefkoşa Türk Kız Lisesi'ni Sağlık Merkezi İlk Yardım Hastanesi'ne dönüştürecek. Eski Arda Tütün Fabrikası da mühendislik itibariyle hastaneye dönüşür. Yeni gelen bakanlık yardımlarıyla hallederiz. Mühendislik işlerini sana verdim Kemal. Anlamadım. Yani mühendislik bakanı gibi düşün. Binalar, araç gereç, neyse ne. Benim... Kim yapacak kardeşim? Enkazda mı yaşayacak? Kemal kardeşim. Yarın operasyonum vardır. Eray Bey'le sen bizimle geleceksin. Biz ne anlarız operasyondan? Biz ne anladığınızı biliyoruz. Siz bizim dediklerimizi yapın yeter. Sizin dediğinizi mi başka birinin mi? Evet, askeri meselelere geçildi. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hadi gel Mesude. Biz yeni gelen sağlık kafilesine dağıtalım. Bize mühendis lazımdır. Bu masada da iki tane vardır. Bitti. Bizden istediğiniz nedir? Havan topu. Yarına. Bereli mi çizdi bunları? Nereyi patlatacak? Bu sahneyi. 2 milyon sterlinlik gıda vardır orada. Halk doyar. Ondan mı öyle gösteriyorsunuz Bereli? Rahat hareket etsin diye. Kardeşim, yapacak mısın? Aç çocuklar doğacak diyorsun. Nasıl yapmayayım? Havan topu. İyi de yarına nasıl yetişecek bu Kemal? Çocuğu anlatabilir misin? Akşama yiyecek yemek yok.
beklediğimiz kadın bu olabilir mi? Evet o. İçeri sokamayız seni. Burada inin, gerisi sizde. En azından kızım kalsın. Ben yakalansam da o güvende olur. Biz ne yapacağız çocuğu sen yakalanırsan? O size isimlerini verir. Babasının, amcasının, dedesinin. Ulaşırsınız bir şekilde lütfen. Anne, ne olur bırakma beni. Çünkü bana bak. Tek şansımız bu. Tamam mı anneciğim? Ben geleceğim. Söz. Hadi git. Çabuk ol. Annem. Geleceğim. Yapı pasesi. İme arosti. Napke farmago. Endaksi, endaksi. Ne isteyeceksin sen Didem? Ben değil. Siz isteyeceksiniz. Sen de İnci ile Müge'yi genel hastaneden tanıyor. Eğer onları kucağımıza düşürmezse kardeşleri ölür. Generalim. Bunu bana borçlusunuz. Aklımın tekrar sahada eskisi gibi olmasını istiyorsanız. Ve sen de Türk tarafından dönmüş olmalı yerindedir. Az önce geldik komutanım. Odasına götür. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Alo. İnci Dereli ben. Rum tarafındaki esirlerdenim. Acil Rauf Bey'le görüşmem lazım. Lütfen. Not alın. İnci Dereli. Şu an Kızılaç binası. Gel bakalım biz Sandy'yi. Gözümüz yollarda kaldı. Senle uzun uzun konuşalım. Sabah senden mi ayrılmıştın? Sana aşık. Mesude, bak daha önemli işlerimiz var. Yapma. Karşılık bulamayacak. Bu onda sana karşı bir öfke uyandıracak, biliyorsun değil mi? Ayşe nasıl? Beni aradığında merakından delirmek üzereydi. Bu şekilde davranmaya devam ederse ondan ayrılmak zorunda kalacağım. Ciddisin sen. Mesude, ölü ya da işkencede bir arkadaştansa aşkından acı çeken bir Ayşe'yi tercih edersin sanırım. Değil mi? Hadi yürü Mesude. Ne yapıyoruz şimdi? Yavaştan çıkıyoruz doktor hanım. Bundan sonrası tufan. Ne olacak? Sana bir şey olmayacak.
Az kaldı. Работаем. Работаем. Dur! Komandana! Polis! Durun, durun, lütfen. Aç silahını! Ya, yapmayın lütfen. Aç silahını dedim sana. Lütfen. Yapmayın. İndir silahını lütfen. 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 Biraz yavaş davranın lütfen. Hazır Şemsen, azalt. Ne oldu? Operasyon tamam. Bir terslik yok değil mi? Halep Bursa cezaevi yolunda. Nişanlısı ağlıyor. Bir zahmet. Kızı çok üzme. Zaten korktu. Allah Allah. Nasihat nereden çıktı? Sen iyice yaşlandın ha. Sayenizde. Özledin beni biliyorum ama gevşedin de kerata. Lakin sohbete vaktim yok. Kapat. Evlilik yıl dönümü. Ah çileli yengem ah. Kaç yıldır bu zulmün içinde? Devlet hattından terbiyesizlik yapma. Gel. Çıkıyor musunuz efendim? Henüz hanımefendinin çiçeği gelmedi. Vakit yok. Yolda uğrar alırım. Bak kızım. Sen ol. Çiçek dağı getirseler seni bekleten adamın yüzüne bakma. Kadın bekletilir mi ya? Efendim, operasyon tamam. Doktor Ayşe karakolda ifadede. Nişanlısı tekrar Bursa cezaevinde. Sen eve git Tekin. Madem çocuk yaptın onlara zaman ayırman lazım. Yoksa Ankaralı gibi hırt olurlar. Efendim, KGB gizli hücre evliliğiyle ilgili istihbarat var. Neyim? Yengeni bekletmeyelim. Kızdığı zaman KGB'den beter olur. Hadi arabada konuşuruz. Ersan уже в пути. Мы за ним следим. Kaldılar. Tamam birader. Geliyorlar işte sakin. Ya o yedin kendini. Ya başlarına bir şey geldiyse? Gelmedi. Sorduk Mücahit'e yolda bir vukuat da yokmuş. Tertemiz geliyorlar. Çok özledim çiçeğimi. Çiçeğim.
kızım. Memleketten postan ulaştı. Diğer kardeşlerim. Yepyeni fotoğraflar. Belki o ceket hala üstündedir. Anlat bakalım. Size Türk tarafından ne getirdim? Bana biraz vakit verin. Her gün yeni bir şey öğrenemem ki. Zaten bildiklerimi anlatıyorum size. İçin önemli iki esir var. Kaçaklar. Bu tarafta saklanırlar. Bir anne kız. Sen onları genel hastaneden tanıyorsun. İncil'i Müge. Kim derdi? Ta 1878'de Ruslara karşı İngilizlere kiraya verdiğimiz Kıbrıs sebebiyle 85 yıl sonra Ruslarla tekrar kafa kafaya geleceğiz. Devletlerin politikaları karşısında beşerin aciziyeti. Biz ölümlüler nesil nesil ölür gideriz ama devletlerin politikaları asırlar geçse de değişmez. Öyle bir değişmez ki zamanı durdu zannedersin. Kıbrıs meselesi büyüdükçe ayyuka çıkıyor. Oraya müdahaleye hiçbir babayiğit devletin harcı değil. Kıbrıs öyle bir ada ki tekin oraya kim çıkarsa etraftakiler onu boğmaya çalışacak. Bir tarihi yaşıyor ve yazıyoruz. Türkiye şu ana dek NATO ile Sovyetlerin anlaşabildikleri tek konu oldu. Latife gibi ama gerçek. Soğuk Savaş'ın iki kanadını Türkiye fikren birleştirdi. Ne olursa olsun aman Türkler adaya çıkmasın. Sen gel de anlat sokaktaki vatandaşa bunca zulme rağmen Türkiye neden hala Kıbrıs'ta değil? Nasıl olsun ki İngiltere, Amerika hatta Sovyetler bir tarafta, Türkiye bir tarafta. Milli takım üç yiyince sinirinden günlerce hop oturup hop kalkan bir millet bu. Sen Kıbrıs'ta kafana top değil gülle yersin vatandaş. Devlet senin gaza gelmenle yönetilmez diyemezsin ki. Gün olur çıkar mıyız peki? Bir gece ansızın gidebiliriz Tekin. Kim bilir? Biz görür müyüz efendim? KGB, CIA, MI6. Bu günleri gördüğümüze şükretsen. Yavrum şu çiçekçinin önünde durur musun? Hoş geldiniz. Şu papatyalardan alayım. Papatyalar. Çok güzel müdürüm. Thank you.
Ateşi var hala. Sıcak bir yere yatıralım onu. İlaç saati de yaklaşıyor. Abi biz nerede kalacağız? Ayarlayacağım. Ay ben onu ilaçtan önce bir şeyler yedirmek lazım çocuğa. Teyzeciğim Kemal her şeyi düşündü. Ana, hadi siz içeriye geçin dinlenin. Yemek de olur, dam da. Hadi. Eyvah. Hadi bakalım. Baba, gözün nasıl? İyi, iyi. Bana bak. Başını kaldır, dik dur. Bu çocuk açlığını unutur. Ama babasının omuzunun düşüklüğünü aklına yazar. Anladın mı? Açız! Çocuklarım aç! Kardeşim. Yemek pişiyor diye kandırıyoruz çocukları. İnansınlar diye taş kaynatıyor anaları, nineleri. Ne olur burada? Çaresizim başkanım. Kardeşim, çare birlik çözecek. Nerede yardım? Türkiye yollar ama önünü keserler, el koyarlar. Papaz bizi sıkıştırdı kantonlarda. Artık neyimiz varsa paylaşacak. Peki, al abimi. Baba neyi kızdı o amca? Hadi çiçeğim gidelim biz. Hadi anacığım. Bir an önce bu işi çözmek zorundayız. Bu sahneyi. Makaryos'un gasp ettiği erzakları gerçek sahiplerine vereceğiz. Çok sıkı korunur. Hazırlıksız facia yaşarız dedin. Nasıl alacak? Hem bize 3 gün hazırlık için süre verdin. Kemal'i de çalıştıramadık. Ya artık yapacak bir şey yok. Hazırlıksız gireceğim. Vura vura, düşe düşe. Rauf Bey. Çoluk çocuk Mücahit'e emanet. Beni hurdalığa yolla. Hurdalık? Hushane baskını için çöpten havan topu yapacağım. Bekir, hurdalığa. Abim! Kardeş. Vay canına kurban oldum. Korsanlık yakışmış ha? büyük büyük dedelerime çektim sonunda. Ne de olsa bu adayı alan korsanların torunlarıyız ha? Hadi. Sen işine bak. Sonra konuşuruz. Sen benim odama geç. Güzelce istirahat edin. Olmaz öyle şey. Gücenirim. Hadi. Hadi. Ver onu bana. Buyurun başkanım. Sen ileriden alırsın. Tamam başkanım. Hatırlamıyorum. Yalan söyleme. Seni ilgileniyordun. Biliyorum. Ha? Bu tarafta fazla kalamazlar. İnci akıllıdır. Türk tarafına geçmek de yardım almadan imkansız. Nedense ilk önce aklıma sen geldin. Ben de Nikos'a dedim ki Tanrı'ya şükürler olsun sen diye artık bizim arkadaşım. Dua edelim esirlerin ona gitmiş olsun. Ama Türk tarafından yeni geldiğimi biliyorsunuz. Buraya geldiyse de beni bulamamıştır. Heh. Artık İnci geldiğinde ne yapman gerektiğini biliyorsun. Değil mi? Bakayım. Benziyorsunuz. Sen bilmezsin. Daha buralarda değildin. 5 yıl önce adada görev yapan İngilizleri
rütbelerine bakmadan öldürdüm. Sonra beni yargıladılar. İdam cezası verdiler. Hala o İngilizlerle yüz yüze bakıyorum. Benden korkuyorlar. Gün gelir. İlk önce üç kardeşine, sonra seni uykunda bulurum. Önce kardeşlerinin, sonra senin gırtlağını keserim. Kimsenin ruhu duymaz. Duysa da umurumda olmaz. Aynı daha öncekiler gibi. İstediğimi bana ver. Sonra al bunu. Defol git adamdan! Söylemişti ama haber verdiniz mi acaba? Tekin Bey? Tekin Sarıoğlu. Telsizlerden suikastlanan su geçiyorlar müdür beyle kendisine. Anlamadım nasıl? Müdür bey de mi? Ölmüşler mi? Bu sahneyi ele geçirdikten sonra bütün halkı önüne yığmalıyız. Bir an önce dağıtımı gerçekleştirip bütün erzağı boşaltmalıyız. Sonra da Doktor Küçük'ün bu binayı İngiliz'e teslim etmesi zaruridir. Diplomatik zaruretleri bilmem. Orası sizin işiniz. Kuyruğa girecek halkı korumak için elinizde ne kadar mücahit varsa hepsini hazır edin. Halkı buraya yığarsan, sonra da başarısız olursak halk iki ateş arasında kalır. Fecaat olur. Allah muhafaza. Onlarca çoluk çocuk şehit verirsek. Vereceğimiz kararın vebali büyük. Ama bir karar veremediğimiz için halk açlıktan kırılmaya başladı. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Sana da, Mücahit'e de güvenirik. Ben kendime güvenmiyorum Rauf Bey. Beni yetiştiren biri var. Abiden öte, baba yarısı. Kendine fazla güvenmeye başladığın noktada hataların başlar der. Ne olacakmış? Korku diri tutar. Öyle olsa ne âlâ. En azından cevap olur. Korku der hataya davetiye. Tanrı sizi kutsasın. Tanrı sizi kutsasın. Tanrı sizi de korusun. Tanrı hepinizi korusun. Tanrı lütuflarına yüz çeviren kullar için ancak ve ancak üzülebiliriz. Evet. Türkler Cumhuriyet'e baş kaldırdı. Bizimle yaşamak istemiyorlarmış. Kendileri bilir doğrusu. Bu bayrak ne diyor? Adanın tamamı benim cumhurbaşkanı olduğum yönetimindir. Bütün unsurları, cennet zenginlikleriyle, Tanrı lütfu bu nimetler ancak ona şükredenlerin hizmetinde olacaktır. Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı seni korusun, Tanrı seni kutsasın. Bu sahneye haber ver.
Bana biat eden halkın yılbaşı gezisini ziyafetle getirecek. Bol bol erzak dağıtsınlar. Şu bana ayırdıkları muhteşem dev hindiyi de çıkarsınlar. Yılbaşı ziyafetimizde İngiliz görevlilerle paylaşalım. Derhal efendim. Ayrıca Türk memurlara ödenmeyen maaşlar Rumlara paylaştırılsın. Türklerden boşalan evleri de özellikle isimizdeki muhaliflere tahsis edin. Kamuoyu çok önemli. İsimizden Türklerin ayrılmasıyla halk ne kadar rahatladığını konuşsun. Ne kadar zenginleştiğini hissetsin. Tamam. Bu sahne için benden istediğiniz bir çılgınlık. Ama çılgınlığa kalkışmadan muzaffer olamayacağımız da hakikat. Kaynak makinesi, kesim makinesi, bir demir ustasının, tornacının elinde olması gereken her şeyi istiyorum. Ayarlarız. Sen ayarla. Mücahit benle kalsın. Ben niye? Bana er lazım. Emir verecek değil, koşacak adam istiyorum. Dediğin gibi olsun mühendis bey. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Maro, ne lazımsa tamam. Haydi, haydi. Mücahit kardeş. Bak, bu çapta boru lazım. Şuraya dalın, uzunu kısası mühim değil. Dirsek bak hadi sen de. Hadi. Tamamdır ağa. Derviş, üç ayak kovala. Nizami mi olsun? Bisiklet gidonu bile olur. Nasılsa tek atımlık. Hadi. İyi. Gel bakalım gel. Gel çoban oğlan sen gel. Sen kuyruğunun geçtiği yerden geçermişsin gibi duruyor. Hadi bakalım saldır. Hadi. Kemal. Şimdi ne atacak bu? Vallahi bizden havan topu istendi. Ne atacağını da Bereli Efendi düşünsün. Uzak dur. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Kendi affını söyledin. Öğrendiklerimi severiyorum dedin. Ben sana güvendim. Ben çocuğumla sana koştum. Hayır bak size yardımcı olabilirim. Hayır. Hepsine uydum ben. Kardeşlerin ellerinde. Sen onların canı pahasına bize yardım etmeyeceksin. Sen ele vereceksin bizi. Beraber bir çözüm bulabiliriz. Tamam. Sen çözümü... Onlar ajanlık etmekle bulmuşsun. Sakın gelme. İnci bak. Bırak. Adamları dışarıda seni bulurlar. Şu an kimse senden daha tehlikeli değil. İnci yap gelme. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, πώς περνάς? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αχ, Γκάμπρε, κυρία. Βράχ, να πιω σου. Άιρα, άιρα, άιρα. Σάντι, 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 ας κοπή, Σάντι. Gitmene izin veremem. Yapma bak, ne olursun. Bırak gideyim. Görmedim dersin, bana gelmedi dersin. Sen ne olursun benim, ha? Maalesef nabız alamıyorum doktor bey. Biz elimizden geleni yaptık. Hemşire hanım, ölüm raporu ile ilgili ayrıntıları düzenleyebilir misiniz? Tabii ki. Nabız yok hocam. Tekrar deniyorum.
Son kez. Nabız yok. Dönmeyecek. Hayır, 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 hayır. Çekilin, çekilin, çekilin. Hayır, benim üzüm var. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Hocam geldiğinden beri onunla uğraşıyoruz. Yolda kalbi durmuş. Bas solunu. Bas solunu! Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ayşe hocam, mermiler bütün vücuduna işlemiş, iç kanaması çok yoğun. Ayşe olmaz. Hocam. Bir şey olmaz. Vücudunun haline bak, ilk defa başına gelmiyor. Sus! Ayşe hocam, Ayşe hocam, Ayşe hocam! Hasta eks oldu. Hocam nabız geri geldi. Bağla hemen bağla. Çabuk solunum ver. Ayşe. Ayşe. Ayşe hocam. Hocam. Hocam döndü. Hocam döndü hocam. Onu siz döndürdünüz. Kemal havan topunu yerine yetiştirecek ama menzil istemesin der. Menzil beğenecek ahvalde değiliz. Atabildiği yere kadar atsın. Duydun. Bekir, buzhaneye Mücahit alacak. Ben yanınızda olmayacağım. Niye? Bereli Rumları üzerine çekecek. Gerçi böyle daha rahat hareket ediyordun ama. Tek kozumuz var. Kullanacağız. Bekir, komutan sensin. Buzhaneye 4 adam alacak. Diğerlerini TMT seçsin. Toz barutları sıkıştırıp kapsül yapacağız. O razı çapını Kemal'den öğren, o boyutta olsun. Dinamitlere daha uzun fitil yapabilirsiniz değil mi? Yaparız. Tamam. Bana toz boya lazım. Renkli olsun. O niye? Ayarlarız, ayarlarız, ayarlarız. Kemal'le Derviş de orada olsun. Onları sen komuta edeceksin. Ya onlar ne yapacak? Biz artık Lefkoşa'da ne iş olsa yaparız. O da doğru. Yakalandı herhalde. Akşam oluyor, gidelim. Lütfen bekleyelim. Biraz daha bekleyelim annemi. Gitsek ne yapacak çocuğu? Annem beni bırakmaz, gelecek biliyorum. Alo, sen de ben general. Elimde istediğiniz bir şey var. Τους φυγάδες πέστε το μας. Αλλιώς θα έχετε πλεξίματα. EOKA sayesinde Türklerden kurtuldunuz. Onların eşyalarını, evlerini aldınız. Adayı da alacaksınız. Ama nedense işbirliği yapmıyorsunuz. Bu iki kaçağı bize ihbar etmiyorsunuz. Evet. EOKA halkın savaşçısı. Ama EOKA'ya destek vermeyen halkın düşmanı olur. Her mahalleye haber salın. EOKA ona yardım etmeyenin cezasını keser. Rum, Türk fark etmez.
Devam et. Haydi vakit tamam Kemal Bey. Gitmemiz lazım. Öyle mi komutan efendi? Öyle. Kendi havan topun vardır inşallah. Allah. Ben kendimi aksi ters biri zannederdim. Sabır kardeş. Sabır. Az kaldı. Ne atacak bu? Hadi toplayın malzemeleri. Hadi. Hadi bakalım. Gelin benimle. Gelin. Gelin. Bu tarafta. Gel. Hedef karşıdaki variller. Derviş ateşle hadi. Haydi bakalım. Geri çekil. Geri durun. Kaç kaç kaç. Sağlık kardeşim. Senin de yakışıklı. Ah ole. Ya siz kör müsünüz be? Ha? Abi ya bunun nesi tamam ya? Atıyor mu atıyor. Vuruyor mu vuruyor. Patlatıyor mu? Evelallah. 90 derece attık 65 vurduk. 63. En azından neye göre atacağımızı biliyoruz.
E bir bildiğiniz vardır elbet. İnşallah. Ama o sen dedi today. How about you? I'm exhausted. I wanna go back to home. All right. How about you? God damn it! Gördüğüm kadarıyla konuşmamız ikna edici olmuş. İnci ile ilgili bir haberim var sanıyorum. Buyurun odada konuşalım isterseniz. Tarafında Doktor Küçük, Rauf ve birkaç ileri gelen Türk arasında önemli bir toplantı yapıldı. Büyük bir eylem yapmayı planlıyorlar. Nereye? Detayını bilmiyorum ama sizin için önemli bir yere. Operasyonel güçleri yok. Tam olarak öyle düşünmemizi istiyorlar. Gördüğüm kadarıyla sizi kandırmışlar. Bunu söyledikten sonra tamamen size çalıştığımı anlayacaksınız. Ama daha fazlasını istiyorsanız üstümdeki psikolojik baskıyı kaldırın. Türk tarafına gidiş gelişlerimi kolaylaştırın. Ve beni sürekli kardeşlerimle tehdit etmeyin. Ona bize vereceğin bilgiye göre karar vereceğiz. Konuş. Bereli yaşıyor. Delirdiniz mi siz? Hı? Kendinizi öldürteceksiniz. Hadi siz tamam. Halkı da kurşuna mı dizdireceksiniz? Başkan bir dur, sakin ol. Bereli'nin öldüğünü düşünürler. Bu avantajı kullanmalıyız. Ha? Anlat kardeş. Evet, 4 farklı noktadan hareket edeceğiz. Bereli kendini gösterip çatıdakilerin dikkatini üstüne çekecek. Diğer tarafları rahatlatacak. O çatıyı 4 kişi tutar. Biren var ellerinde. O tüfek çok kardeşimizin canını aldı. Günlerce küçük çiftliği taradılar onunla. Anlatacağım Rauf Bey. Kemal ile Eray şu noktadan dediğim yere havan topunu ateşleyecekler. Çatıdakiler Bereli ile çatışırken patlama sesini duyunca bölünecek. Ve buzhane girişindeki Rum askeri Kemallerin patlattığı yere müdahale edecek. Dikkatler Bereli ve Kemallerdeyken Mücahit 3. koldan şaşırtacak ve içeri girecek. Şimdi Rauf Bey, Mücahit terası ele geçirince Bren'i Neobali tarafına çevirecek. Oradan gelen desteğe kendi silahlarıyla cevap verecek. 4. kol bizik. Cemaat yani. Fevkal beşer. İnşallah hayatta kalırsa, Mücahit de çatıyı temizlerse ben de halkı alırım, bu sahnenin kapısına dayanırım. Erzak merzak ne varsa alırız. İşaret Bereli'de, gözünüz onda olsun. İlk işaret Kemallerin, ikinci Mücahit'in. Üçüncü sensin Rauf Bey, cemaati mekana sokman için. Ben işaretten falan anlamam böyle. Olmaz böyle şey. Olacak başkan. Rauf, bak benim canımı sıkma. Başkanım gel, dinle dedin. Geldim, dinledim. Olmaz. Başka çaresi yok.
cemaatin içine çıkamıyoruz. Öteki türlüsü açlık, sefalet, direnç kırıklığı. Benim lafımı mı esiyorsun? Her hususta anlaşmak zorunda değiliz başkanım. Rauf, kalbini kırarım. Büyü müsün? Demin Şahi kesilmiştin. Şimdi bir anda Gandhi mi oldun? Hı? Yahu bakar mısın? Bana pasif direniş yapıyor. Ya sen bu adamın ismini Fevkal Beşer koymadın mı? Hiç şimdiye kadar bizi yanılttı mı? Ben onu 3 gündür tanırım. Ona güvenip iş yapmam. Madem sen ısrar ediyorsun, inşallah bir bildiğin vardır. Eğer başarılı olursan seni alnından öperim. Ama bu işi beceremezsen Rauf, seni silerim. Daha da karşıma çıkma. Diyeceğim de budur. O zaman gazamız mübarek olsun. Hemen çağıracağım gelin. Müfettiş bey, Ankara'dan telefon yiyen aralar. Müfettiş bey. Hah, sizi aralar. Sen yok musun operasyonda müfettiş bey? Ben Mücahit'e ayak bağlarım. Sonra belki taşıma işlerinde faydam olursa gelirim. Kemal bey kardeşim. Başarılı olursanız tarih bunu kaç kuşak dilden dile anlatır. Allah yardımcınız olsun. Haydi mühendis bey, haydi çıkalım. Müsait değilim. Müsait değil. Hocam. Başımız sağ olsun. Beni işe o almıştı. Sen. Tekin Bey. Hep birlikte kan vermeye geldik teşkilatta. Kıbrıs'ın haberi var mı? Şimdi bağlayacaklar. Çok geç şahit oldum konuşmalarına. Perişan olacaktır. Ayşe. Ayşe orada mısın? Evet. Ayşe ne oldu? İyi misin? Evet ben iyiyim evet. Ne oldu diyorum anlatsana. Şef. Tekin Bey. Öldü. Suikast mı? Öyleymiş. Efsane biliyordu. Bunun olacağını biliyordu, kendini bekliyordu. O da vuruldu. Şu an ameliyatta. Durumu ne? Yaşayacak değil mi? Kalbi durmuştu, sonradan döndü. Riskli bir ameliyat, saatlerdir içeride. Ayşe soruma cevap ver, yaşayacak mı? Bilmiyorum.
Ya evet mi, hayır mı? Sanmıyorum. Ben sebep oldum. Sana yazdım mektup yüzünden. Müsebbibi her kimse. İntikamını misliyle alacağım. Sefer, geç Rauf Bey'in arkasında bekle. İyice geride. Mücahitler halkı sokarken onlara yardım et. Hadi. Tamamdır abi. Bana bak. Silahtan uzak dur. Kemal Bey. Gözünüz şuradaki çatıda olacak. Kim var orada? İşaret verecek. Siz ilk dumanı görür görmez roketleri atışlayın. Nereye? Muzhaneye mazot taşıyan bir tanker gelecek. Ona. Yalnız dikkat edin. Büyük patlama olacak. Kollayın kendinizi. Bana bak. Kim var çatıda? Bedeli mi? Ha? Sizin için tek bir şey var. İlk duman. Artist. Kim? Bereli mi bu? Hepsi. Ha. Aslında sevdim ben bu çocuğu. Vallahi. Benim gıcık olduğum bir şey de sevme zaten. Yok be. Bana Ali'yi hatırlatıyor. Genç aleti var bunda. Sen sevdin bu işleri ha? Sevecek pek bir şey bırakmadıkları için mecburen yenilerini arıyorum. Halk hazır mı? Hazır başkanım. Ben hazır değilim. Onu ne yapacağız? Anlamadım başkanım. Allah şunca insanı bir kuru ekmeğe feda etmez inşallah. Ellerini aç dua et. Allah yardımcın olsun Aslı. Ölmeyeceksin. Beni yalnız bırakmayacaksın Efsane. Baba yarısı.
Vatan! Sana! Canım! Feda! Vatan! Sana! Canım! Feda! Vatan! Sana! Canım! Feda! Vatan! Sana! Canım! Feda! Beni sormuşsun binbaşım. Ayrılık vakti. Gizli görev. Savaş çıkacak. Kore karışacak. Sen biliyorsun. Memleket için milat noktalarından biri olacak. Bu ülke NATO masasında büyük dünya devletleri arasında söz söyleme muvaffakiyetini yeniden elde etmelidir. Bunun için de zorda olanların ve yardıma muhtaç devletlerin yanında onlarla omuz omuza çarpışmalıdır. Ne gerektiğini, ne şekilde gerektiğini tetkik etmek üzere 4 subay keşif göreviyle Kore'ye seferiyiz. Allah yardımcınız olsun. Evelallah. Canım! Sen benim abimsin. Hepimizin Vatan! Deniz fenerlerindensin. Canım! Canım! Görev uzun. Canım! Dönüş nasip. Canım! Canım! Oğlanı anasız büyüttüm. Canım! Telif işek. Birinin yol ayrımına geldiğinde ona eğriyi doğruyu göstermesi lazım. Belki tabutta döneriz. Belki düştüğümüz toprakta kalırız. Kim bilir. Karanlıkta kaybolmaz. Sana emanettir. Oğlum! Canım! Helam! Vakittir. Canım! Helam! Sana güvenim sonsuz. Vatan! Senin canım! Kendine güvenin sonsuz olmasın. Canım! Bir tabiatlı delikanlısın. İstediğin hayatı sür. Yolunu sen seç. Ama utanmayacağın, utandırmayacağın bir yol olsun. Kılavuzum burada. Gücendirme beni. Allah kavuştursun. Karnım zil çalıyor. Nerede yiyeceğiz? Etimesgut Spor'un maçı var. Gelirsen köfte ekmek ısmarlarım. Etimesgut Spor mu? Seni Ankara bebesi seni. Yürü hadi. Vatan! Kalan! Dönüp! Selam! Vatan! Kalan! Dönüp! Selam! Vatan! Selam! Canım! Selam! Vatan! Sana! Canım! Selam! Etimesgut Spor lokaline. Libero bağlanıyor. Eoko!
iş yapıyor. Dur. Tamam. Ali sen bir. Alpa bu pira bolun. Alpa bir daha ben bir Prosekte. Prosekte. İşaretli şey. Mazot kamyonu. Eray hadi. Tamam. Hadi yak şunu. Yak. Hadi 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 hadi. Eray çabuk Eray hadi. Hadi. Allah kahretsin. Ha? Servis çabuk iki. Çabuk. Hadi. 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 Volleyball. Filaktite. Beceremediler. Ateş altında kaldılar. Ne yapalım? Müdahale etmeyeceğiz. Yerimiz belli olur. Evliler orada. Bereli ikinci dumana yakana kadar çıkmak yok. Başaramadık. Halkı gezecek. Ne bakan? Çoluk çocuk ateş altında. Geri çek halkı çabuk. Çabuk. Hadi Kemal. Hadi Kemal. Sakın çıkma, delik deşik ederler! Kemal! Sağ olsun aslanım. Baban düştüğü yerde huzur bulacak. Ağaç mezarı olmayacak. Sana bıraktığı tek şey bu. Emanete sahip çık.
Eki! Eki de! O benim. Kal! Kal! Çök, çök, çök! Çök! Gitme bir yere! Bekle, işaretimi bekle! Sonra bu sahneye! Aa, şimdi! Kemal! Kemal dur sakın! Kemal! Kemal dikkat et! Kemal! Bana sıkın ulan! Bana sıkın! İyi atış Kemal. İşe yaradı, şükürler olsun. Aslanım benim be! Aslanım be! Aslanım be! Koş Mücahit! Koş! Koş! Hadi Mücahit. Hadi Mücahit. Basıyor. Geç. Artık çık şu tatıya, alın şu terası.
Asla Mücahit. Destek geliyor. Mücahit hazır ol. Halk hazır olun. İşaret bekle. Haydi içeri. Çabuk 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 çabuk. Iskaladığımız iyi oldu. Şimdi hiç yoktan bir kamyon mazotumuz var. Haydi. Sağ ol, sağ ol. Hadi hemen, 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 hemen. Çabuk, çabuk. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Bizler razı olsun. Sağ ol ablam benim, sağ ol. Hadi canım, hadi. Hadi. Sağ ol amcam, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Afiyetle, hadi afiyetle. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi, hadi, hadi yavrularım, hadi yavrularım, hadi. Güzel, güzel, al onları da, al onları da. Allah razı olsun.
Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ olun, çok teşekkürler. Yolumun yoldaşı. Hakkın helal cesane. Bu senin eserin. Hakkın helal eşer. Beni bu kadar emanetle bir başıma bıraktınız ya. Alacağınız olsun. Alacağınız olsun.